Bugün bir koltuk altı terlemesi olan hastamıza botoks uygulaması yapacağız. Botokstan önce bu uygulama yapacağımız bölgenin lokal anestezili bir pomatla da kremle uyuşturuyoruz öncelikle. Daha sonrasında bir iyot nişasta testi yaparak terleme bölgelerini tespit edip bir haritalama yapıyoruz. Arkasından da 1,5 cm karelik karelerle alanlar işaretliyoruz. Daha sonra da botoksu uygun sulandırma tekniğiyle sulandırıp enjektörlere çekiyoruz. Her iki taraf için genellikle 4 tane 0,5 cc'lik enjektör yeterli olmakta. Ve akabinde de uygulamayı her kareye 1 cc yaparak tamamlıyoruz. Botoks genellikle 2 haftada etkisini gösterir, 4-6 ay süreyle de etkinliğini sürdürür.